أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Muhterem kardeşlerim, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü ilk dersimizde aldatma ve rüşvet konusunda ayet ve hadis olacak inşallah. Din görevlisiyle 365 gün kitabımızın aldatma ve rüşvet bölümünden bugünkü seçtiğimiz konu bu. Ramazan-ı Şerif'in 10. gününü idrak ediyoruz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan'ın ilk bölümünü, yani üçte birini inşallah bugün geride bırakmış olacağız. Muhterem kardeşlerim, bugünkü okuyacağım ilk ayet Bakara suresi 188. ayet. Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Batıl yollarla yemeyin. Yani hileyle, aldatmayla, faizle, ihtikarla, yani stokçulukla, hırsızlık, gasp, rüşvet, yalan vesaire gibi meşru olmayan, Allah'ın izin vermediği şekillerde, ticari muamelelerde bulunmayın demektir bu. Ondan sonra da وَتُطْلُوا بِيَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَر۪يقًا مِنَ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Yani bir takım menfaatler devşirmek için, bir takım dünyevi kazançlar elde edebilmek için birilerine rüşvet vermeyin. Dünyada işini yüzdürebilmen için, bir takım haksız kazançlar elde edebilmek için efendim birilerine rüşvet vermeyin. Burada el-hukkam getiriyor, yetkililere, hüküm sahibi olan kişilere. Yani mesela bir devlet dairesinde veya bir yere gidiyorsun, işini çabuk yüzdürmek için, çabuk yapmak için veya sana ait olmayan, senin hakkın olmayan bir şeyi elde edebilmek için kanunları ayaklar altına alarak gerek dinin kanunlarını, gerekse ülkenin kanunlarını ayaklar altına alarak rüşvet vermen ve o sayede o işi yapman. İşte o, yapmayın diyor. Şimdi bu ayet böyle, yani rüşvetle alakalı. Bu da haram muamelelerden bir tanesi. Günümüzde maalesef yaygın bir hastalık bu. Ne yapalım, mecbur kaldım, hemen ona sığınıyoruz. İşte mecburum, işte çorba parası gibi eskiden meşhurdu. Evet, muhterem arkadaşlar, bu arada bakalım kimi izliyor. Engin Yıldırım kardeşim Bartın'dan şu anda bizi izliyor. Kendisine selam ediyorum. Muhammed Reis'i Karadaş, ta Urfa'dan bizi izliyor. Selam ediyorum. Diğer izleyen kardeşlerim göremiyorum şu anda. Onlara da selam ediyorum. Evet, muhterem kardeşlerim, ayet bu. Bir de hadise bakalım. An Ebi Hurayra. Ebu Hurayra hadisi. Resulullah şöyle buyurdu: Men gaşşena feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Bu hadis şu olayla ilgili anlatılıyor ki hadis kitaplarında. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine çarşısını gezerken ya da teftiş ederken bir dükkanın önünden geçerken bir buğday yığınına şöyle bir bakıyor. Elini şöyle bir daldırıyor. Buğday yığınının altının ıslak olduğunu, yani elinin ıslandığını görüyor. Efendimiz diyor ki: ey filanca, bu ne haldir?
buğdayın için içi ıslak, altı ıslak, üstü kuru. Adamcağız diyor ki, adam, ya Resulallah, yağmur yağmıştı da ondan dolayı içine ıslaklık geçmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, madem yağmur yağdı, o zaman içini şöyle bir açsaydın, serseydin, kurusaydın da ıslaklığı kurusa da öyle satsaydın dedikten sonra bizi aldatan bizden değildir buyurdu. İşte o hadislerde o anlattığım olayla alakalı işte bu şekilde buğdayı dükkana esnaf ıslananlar Efendimiz'in bu buyurması üzerine bütün bu ıslanan mallarını dükkanların önlerine sererek kurutup ondan sonra satmaya başladılar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir ticarette dürüst olmamızı istiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde de var bu. Müşteriyi aldatmayacağız. Hileli mal satılmayacak. Üç kuruşluk dünya yüzünden geçici dünyayı kazanmak için geçici olmayan ebedi dünyayı feda etmenin anlamı yok. Nihayetle bu dünyayı bırakıp gideceğiz. Ne kadar malımız, mülkümüz olursa olsun, ne kadar varlık olursa olalım, ne kadar zengin olursak olalım, ne kadar makamımız, mevkimiz olursak olalım, nihayette kefene sarılıp, belki onu da sarılamayacağız, bilemiyoruz. Efendim, 2 metrelik bir çukura girip ahirete doğru gideceğiz yani. İşte asıl hayat oradan başlıyor. Bu hayat mı ki? Evet. Evet, Efendimiz o zaman men gaşena feleyse minna, bizi aldatan bizden değildir. Şimdi bu hadisi ile alakalı vaaz ediyorum yurt dışında görev olduğum zamanlarda. Şimdi baktık bizim Türkler arasında şöyle bir şey oluyor. Efendim tırnak içinde gavuru aldatabiliriz. Peygamberimiz bizi aldatan bizden değildir. Onlar da bizden olmadığına göre, Müslüman olmadıklarına göre onları aldatabiliriz gibi bir çarpık anlayış var. Müslüman ne gavuru aldatmalı ne Müslüman hiç kimseyi. Müslüman aldatan olmamalı. Olamaz zaten. Şimdi gayrimüslim memlekette yaşıyorsun. Müslümanlığı temsil ediyorsun güya. Bir gayrimüslim, bir Hristiyan sana bakarak Müslümanlığa ısınır mı? Sana bakarak Müslümanlığı ister mi? Müslüman olur mu? Ben bazılarında yurt dışında şunu söylüyordum. Ey kardeşler, Müslüman kardeşler, ey cemaat. Komşumuz var, Hristiyan, Yahudi, Mecusi, neyse. Gayrimüslim, sokağımızda, gayrimüslim memlekette yaşıyoruz. Biz de Müslümanız. Kur'an'ı, Muhammed'i temsil ediyoruz. Acaba burada yaşayanlar, bize bakanlar bizim sayemizde Müslüman olur mu? Veya Müslüman mı olur? Müslümanlar nasıl bakar diye soruyoruz. Evet, çalıştıkları iş yerinde bütün fırıldak, bütün dolap, bütün yalanlar bizim Müslümanlar, Türkler tarafından olduğunu zaman zaman duyuyoruz. İyileri de mutlaka var da olması gereken nedir? Müslüman her yerde, her zeminde dürüst olacak. Gayrimüslime de, Müslüme de dürüst olacak. Adaletli davranacak, hakkaniyetli davranacak, haksızlık yapmayacak. Evet, burada yok ama bir hadis daha aklıma geldi. Bu rüşvetle alakalı. Rüşvetle alakalı er-râşi vel-murteşi finnâr. Rüşvet alan da veren de cehennemdedir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet, yani alanı da vereni de ne var? Cehennem var ona göre. Cehennem ucunda ne varmış? Rüşvetim cehennem varmış. Ve mecburdum gibi laflara sığınmanın bir anlamı yok. Evet, yani o dediklerini, savunmalarımızı, değil mi? Günah işliyoruz ya, kılıf da buluyoruz. Efendim şundan dolayı şöyle yaptım, işledim, sor bakalım ne yaptım der gibi. Efendim bu savunmalarımızı bize değil Allah'a yapmamızda fayda var. Yani beni ikna etmen, hocayı ikna etmen, efendim Muhammed'i ikna etmen, efendim
Engini ikna etmen bir şey değiştirmiyor. Zaten öyle bir ikna etme zorunluluğu yok. Önemli olan Allah'ı inandırabilmen, Allah'a ikna edebilmen. Çünkü mahkemenin sahibi kim olacak büyük mahkemede? Hakimi kim olacak? Allah-u Zülcelal Hazretleri olacak. Evet, bugünkü fetvamız şu, soru ve cevap. Yapılan bir alım-satım akdi hiçbir sebep olmaksızın tarafların karşılıklı rızasıyla feshedilebilir mi? Muhterem kardeşlerim, bu İslam hukukunun bir konusu, fıkhın bir konusu, ticaret konusuyla alakalı, alışverişle alakalı. Efendim, kitaplarda böyle bir başlık var zaten. Kitab-ül Büyü' diye alışveriş babı. Bunlar meraklı edenler detaylarını oradan öğrenebilirler. Buradan şunu anlıyoruz. Dinimiz aynı zamanda ticarete de, iktisade de, sosyal hayata da müdahale eden bir din. Yani ticaret konusunda da söz söyler. Ayetler var, hadisler var. Müslümanın ticari hayatında da helalleri, haramları var, olmalıdır. Efendim, o ayrı bu ayrı demenin bir anlamı yok. Müslüman hayatında o ayrı bu ayrı olmaz. Evet. Cevap. Dinimize göre Müslüman verdiği sözü tutması, ahdine ve akdine sadakat göstermesi en önemli görevlerinden biridir. Yapılan alım-satım işlemi sözleşme ile birlikte kesinlik kazanmaktadır. Şu aşağıdaki durumlar dışında tek taraflı olarak feshedilemez alışveriş akdi. Evet, Tuncay Hocam ekranın solundan giriş yaptı. Kendisine selam ediyoruz. Bir, taraflar kurdukları akdi karşılıklı rızayla sebepli veya sebepsiz olarak feshedebilirler. Değil mi? Karşılıklı rızayla biz bu anlaşmadan, bu akitten vazgeçtik diyebilir. Tabii ki bu akdi karşılık rızaya dayanarak, yani alan da satan da irade beyanında bulunur, vazgeçer. Biz bu ticaret akdinden vazgeçiyoruz der, ama diyebilmesi için malın akit esnasındaki şekliyle duruyor olması lazım. Efendim, bir telefon aldık. Onun almaktan işte bir gün sonra, iki gün sonra vazgeçtik. Alan da satan da tamam vazgeçelim dediler. Ama telefon ortada olması lazım. İlk günkü gibi sağlam, sıfır olması lazım. Yıpranmaması lazım, kullanmaması lazım. Şart bu. İki, alıcı veya satıcıdan birisinin ya da her ikisinin muhayyerlik, yani belirlenen süre içerisinde akdi devam ettirme veya feshetme hakkı bulunursa, bu hakka sahip olan taraf süresi içerisinde akdi feshedebilir. Yani muhayyerlik hakkı dediğimiz hak var, biliyorsunuz. Belirlenen süre içinde akdi devam ettirme veya feshetme hakkı bulunursa, yani böyle bir durumda olan kişi süresi içerisinde akdi feshedebilir. Yani bir süre belirleriz. Şu kadar sürede, akdi şu kadar süreliğine içinde bak, beğenmesen tekrar iade et şeklinde, veya iki taraflı, taraf taraflı muhayyerlik hakkı varsa bu efendim süre içinde malı iade edebilir. Anlaşmayı fes edebilir. 3. Malda piyasada değerini düşmesini gerektirecek bir kusur bulunması halinde müşteri bu kusur nedeniyle akdi fes edebilir. Malı aldım. Malda piyasa değerini düşürecek bayağı bir kusur var. Bu kusur nedeniyle müşteri malı iade edip akdi fes edebilir. 3-4. Bir malı görmeden satın alan kişi malı gördüğünde görme muhayyerliği hakkını kullanarak akdi fes edebilir. Görmeden aldın. Katalogdan beğendin. Ama katalogda ayı gibi çıkmadı. Ya aldatıldın. Küçük çıktı. Çakma çıktı. Bu süre içinde görme muhayyeli diye bir kural var İslam hukukunda. Gördün, baktın ki hiç beklediğin gibi çıkmadı. Kandırıldın. Sahte, çakma, fotoğrafta ayrı, katalogda ayrı, gelen ayrı. O zaman vazgeçebilirsin. 5. Malın aldatma kastıyla fahiş fiyatla satılması halinde müşteri akdi feshedebilir. Evet.
aldatmak için 5 liralık onu, 5 liralık malı 100 liraya satmak, ne bileyim fahiş fiyata satmak sebebiyle müşteri akdi feshedebilir. Fahiş fiyatla satılması halinde diyor. Peki fahiş fiyatın ölçüsü ne olacak? İslam alimler arasında tartışılmış net bir konu değil bu, tartışılmış ama bazı alimler bilir kişinin tespit ettiği tahmini meblağların üst sınırını aşan bir fiyata satma ya da satın almak durumunu efendim aşırı aldatma, aldanma sayarken bazıları insanların çokça alıp sattıkları mallarda mesela %5, hayvanda %10, taşınmaz mallarda %20'lik ve daha üst fark, üstü farkı kabul-i fahiş olarak kabul etmişler. Yani aşırı aldanma demektir bu. Mecelle bu görüşe göre düzenlenmiştir. Günümüzdeki bilinç kişilerin günün piyasa şartları içerisindeki belirlemeleri esas alınmalıdır. Bunu birkaç ders evvel anlatmıştık. Cemalettin Ay doğdu kardeşim. Akkuş'tan izliyor. Selam ediyorum. Ercan hocam Karaman'dan izliyor. Yani bizim Karaman köyünden izliyor. Selam ediyorum. Evet. Yani piyasada kar haddi ne kadar olmalıdır diye bir konu geçmişti. Hatırlayınız. Karın bir üst sınırı ne kadar var mı? Bu piyasa kendi şartlar içinde bunu belirler fiyatı. Otoritenin, yetkili otoritenin, devletin fiyatlara direkt doğrudan müdahale etmesi diye bir şey söz konusu değil. Ama yani fiyatlara müdahale edip fiyatları oynaması doğru değil. Fakat devlet otoritesi, yetkililer müdahale etmedi ya, bir takım yanlış fikirli, kötü niyetli insanlar piyasayı ellerinde oynatıp, fiyatı yükseltip, milleti kandırıyor, milleti zarara sokuyorsa diyor kitap, o zaman yetkililer müdahale eder ve fiyatları makul seviyeye getirir. Evet, özetleyelim, dinimiz ticari hayatla alakalı da bir takım düzenlemeler, sınırlamalar, bir takım kırmızı çizgiler getirmiştir. Müslümanın ticari hayatında da kırmızı çizgiler olacak. Yani Müslüman yaşarken sadece camide Müslüman olmayacak. Sadece namazında, sadece orucunda Müslüman olmayacak. Ticari hayatında, iktisadi hayatında, sosyal hayatında, yani yaşarken de günlük hayatında helaller ve haramlar devamlı hayatında olacak. Helalleri yapacak, haramlardan uzak duracak. Neyin helal, neyin haram olduğunu sıkıntısını yaşayacak yani. Helal haram diye bir derdi, tasası olacak. Olursa böyle bir helal haram sıkıntısı içinde böyle bir hayat yaşarsa, yani Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşarsa ne olur? Onun ebedi hayatı, yani ahireti mamur olacaktır demek. Evet. Bugünkü dersimiz, sabah kuşağı dersimiz burada sona erdi inşallah. Akşamki dersimizde saat 21'de buluşuruz inşallah diyoruz. Öğlende sohbetimiz yok bugün. Yani benim yok. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.